Biz Avrupa'ya gittiğimiz zamanlar, öncelikle uçaktan indiğimiz zaman üstümüze bir o ülkenin ağırlığı çökerdi. Ne bileyim, kendi eksikliklerimizi futbol açısından değil de diğer açılardan görerek haliyle hayranlıklarımızı saklayamazdık. Bir de bunun üstüne antrenman yapmak için gittiğimiz sahalardaki gördüğümüz nefis çim sahalar, o soyunma odalarındaki fevkalade şartlar, masaj salonları, hatta ufak kendi çaplarında saunaları, şunlar bunlar bizi maç öncesi etkilerdi ve daha doğrusu biraz oynayacağımız futbol takımına karşı ezerdi. Ama denilebilir ki böylesine gittiğiniz maçlardan da zaman zaman fevkalade sonuçlar alarak ülkemize döndünüz. Bu nasıl oldu? İşte bu da bizim bu Türklerin bir özelliği. Hani İstiklal Savaşı gibi bir şey var ya, öyle oluyor. Mesela size bir tanesini anlatayım. 1951 senesinde Berlin'de oynadığımız bir maç var. Aşağı yukarı Almanların harpten sonra oynadıkları, hatta Berlin'de oynadıkları ilk maçtı bu. Ve biz de birkaç gün önce İsviçre'de bir maç oynamıştık ve kaybetmiştik. Bizi de Alman hocalar izlemişlerdi ve bizi kendilerinin gözlerine göre rahat bir rakip olarak görmüşler ve bunu söylemekten de çekinmemişlerdi. O Berlin Olimpiyat Stadı'nı hepimiz hatırlarız. Hatta işte Hitler'in meşhur, meşhur stadı ve olimpiyatların yapıldığı ve Hitler'in meşhur konuşmasını yaptığı stadyum. O stada girdiğimiz zaman çok iyi hatırlıyorum, antrenörümüz de Rebiyer kaldı ve o zamanın büyük futbolcuları vardı. Lefteri, Gündüz'ü, işte Muzaffer'i, Çengel Hüseyin'i, şusu busu. Ve inanır mısınız, hiçbirimiz 5-10 dakika ayağımıza topu süremedik. O stadın haşmetinden ve birbirimizle aramızdaki konuşmalarımız bile stadyumun ta en üstünden duyulabilecek şekilde bir eko tertibatı yapılmıştı. Ve ben daha doğrusu düşündüm, eyvah dedim, yani bir kısım sonra herhalde biz buradan büyük bir hezimetle ayrılacağız. Evet. Ama zannediyorum ki bu ağır şartlar benim ve diğer futbolcuların üstünde büyük bir psikolojik etki yaptı. Ve hakikaten inanılmayacak derecede güçlü bir oyun ortaya koydu. Başarılı bir oyun oldu. Evet. Ve belki de bugün Türk futbolunda altın harflerle yazılan bir Almanya galibiyeti yazıldı. Unutmuyorsunuz tabii, çünkü burada aklıma bir şey geliyor. Bizim futbolcularımızdan batılı takımlarda futbol oynayan futbolcular olmuştur. Tabii. Bunlardan bir tanesi de rahatlıkla sen olabilirdin, muhtemelen istemedi. Bu futbolcularımız o takımlara gittikleri zaman, şimdi düşünüyorum, bunların arasında Lefter vardı, Can vardı, Özcan vardı, Metin gitmişti, oynadı. Bu oyuncular o ülkelerde futbol oynadıkları zaman, o statlarda o takımlarla hayli başarılı oldular. Ve uzun senelerde bu başarılarını sürdürdüler. Demek ki biz burada oyuncu olarak, birey olarak hiç de onlardan aşağı değiliz. Muhakkak. Kesinlikle böyle onlarla bağdaşabilecek, hatta onlarla yarışabilecek yeteneklerimiz var. Futbolcu yeteneklerimiz var. Şu halde aksayan şey aslında bireylerde değil, futbolcularda değil. Belki onların yetiştirilme tarzında, belki onların takım haline getirilmeleri tarzında. Burada şunu da düşünüyorum, bizim takımlarımızda da bunlar böyle başarılara ermiş olanları vardır. Tabii. Çeşitli zamanlarda, şimdi düşünsek buluruz, birçoğunu bulabiliriz. Mesela benim aklıma milli takım başarısı olarak Macarlara karşı, Ruslara karşı kazanılmış galibiyetler geliyor. Bir keresinde de İstanbul'da, ben o maça gidemedim, siz oynamıştınız, bir Polonya takımıydı, sanırım Bitom muydu? Bitom maçıydı. 4-1 kazandı. Evet, 4 tane gol atmıştınız o maçta. Ve Polonyalılar dehşetli şaşırmışlardı, böyle bir şey beklemiyorlardı ve Polonyalılar o zaman kendilerine çok güveniyorlardı. Evet. O zaman Galatasaray'ın da çok iyi bir seneleriydi zaten, öyle hatırlıyorum. Şimdi bizim takımlarımız arasında böyle Galatasaray'ın çok iyi olduğu seneler var, Beşiktaş'ın var 40 seneleri. O senelere ben yetiştiğimde o takımı seyrettim. Sonra Fenerbahçe'nin böyle bir dönemi oldu. Son zamanlarda Gigic'in yaptığı Eskişehirspor, son zamanlarda yine Trabzonspor. Bunlar da takım halinde kendi aralarında başarılı görünüyorlar. Evet. Fakat bu başarı Türkiye'nin içerisinde sürüyor. Türkiye'nin dışına çıktığı andan itibaren demin söylediğim nedenlerden belki aksıyor. Şimdi bir o nedenler var. Bir de tabii futbolcularımızın kendi çapımızda bir futbol ortaya koyuyoruz. Yani evet. Türkiye düzeyinde bir futbol ortaya koyuyoruz. Evet.
Bugün bir Trabzonspor, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, hatta bir Beşiktaş, diğer takımlarımızın futbolcuları Türkiye çapında futbolculardır. Ve bunların içinde sayılabilirse ancak bir iki tane yıldız futbolcu çıkabilir. Eskiden futbol İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya münhasır olarak kalmıştı ve futbolcular çoğunlukla bu şehirlerdeydi ve yıldız futbolcular da esasında Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta bulunurdu. Zaten evet. Diğer şehirlerin hemen iyi bir futbolcusu Tabii, varsa alırlar. Galatasaray'a almasalar da zaten kendileri gelirlerdi o takımlarda oynamak için. Ben Türkiye'de birincilik, ikincilik, üçüncülik potansiyelinde bir futbolcu olduğu kanısında değilim. Senin fikrini almak isteyeceğim. Şimdi futbolun Avrupa'da adam akıllı gelişmeye başladığı dönemle Avrupa'nın sanayileşmeye başladığı dönem aynı dönem. Hemen hemen birbirinden zaten eş değerdeler. Hatta daha ilginç bir şey var. İngiltere'nin en ünlü takımları Manchester ve Arsenal gibi takımlar aslında fabrika takımları. Evet. Yani oralarda Manchester'da dokuma fabrikaları var. O fabrikalardan bir takım takımlar çıkarmışlar. Tıpkı bunun gibi Arsenal tersane takımı adı üstünde böyle bir şey. Sanayileşmeyle beraber futbol gelişmeye başlamış Avrupa'da. Sanayileşme deyince tabii fabrika düzenini hatırlamak lazım. Fabrika düzeni son derece disiplinli bir düzen ve bir ekip çalışması gerektiren bir düzen. Bir ülke sanayileşmeye başladığı zaman bu düzeni evvela fabrikada yani altyapıda öğreniyor. Sonra yavaş yavaş onu üst yapısına intikal ettiriyor. Yavaş yavaş o memleketlerde bir sanayi ve ekip düzeni teşekkül ediyor. Bu memleketlerde ortak ve ekip oyunu dediğimiz oyunun daha kolay oynanması imkanı ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bizim Türkiye'de sanayileşmemiz ne derecede vardır? İşte tabii bütün mesele bu onunla. Sanayicilerimiz ve bunun eksperleri çok daha iyi bilirler. Tabii. Ama bununla orantılı Türkiye'de elbette ki futbolumuzun da gelişmesi, sanayimizdeki gelişmeye tabii, de orantılı. Tabii yani eğer sanayileşmemiz bizim bu hızla giderse, yani daha büyük bir hıza kavuşabilirsek, bana öyle geliyor ki zaman içerisinde bizim bir türlü istikrara kavuşturamadığımız futbolun asıl kökenindeki o büyük aksamayı belki halledebileceğiz. Çünkü bu disiplin eksik. Mesela şunu hep görürüz. Futbolda bizim arkadaşlarımız futbol oynarlarken yetenekler tek tek kişi kişi ortaya çıkarlar. Fakat takım oyununa gelindiği zaman o ya dediğin gibi biraz evvel bir heyecan içerisinde bir sıçrama, bir fışkırma halinde olur veyahut da Trabzonspor'da dediğin gibi bir dayanışma halinde olur. Ama hiçbir zaman bir sistem halinde olmaz. Maalesef olmamıştır. Evet, bu sistemin olabilmesi için galiba belki önce ülkenin belirli bir gelişme aşamasına varması lazım. Bu aşamayla beraber o da gelecek. Ama tabii tek başına o da olmaz. Çok önemli bir noktaya işaret ettim demin. Sahan olmazsa, antrenman yapacağın yer olmazsa, buna benzer diğer imkanlar sana sağlanmazsa, sen tepeden tırnağa sanayi olsa, yine öyle sanıyorum ki o disiplini elde edemezsin. Ama benim en çok yani üzüldüğüm ve düşündüğüm zaman zaman kendi kendime, ben aşağı yukarı 1948 senesinde futbola başladım ve bugün de 30 seneyi aşkın bir devre bu. O zamandan beri bu aynı sorunlarımız var, aynı problemlerimiz var. Hatta o zamanın bu işin yetkililerinle, icra organlarıyla da defalarca beraber bulunduk. Hatta kendileri de yakındılar bundan. Hı. Tesis eksikliğimiz var. Bugün işte futbol oynamak için saha lazımdır, onun araçları, gereçleri lazımdır ve bunu yapmak lazımdır dediler. Ama bakın 1948 ve 1979 evet. Aynı meseleler şeyden, devam ediyor. Aynı meseleler devam ediyor ve aynı meselelerden şikayet ediyoruz. Mesela bizim futbolumuz, daha doğrusu amatör futbolumuz beden terbiyesi kanunlarıyla evet. yönetiliyor. Beden terbiyesi kanunumuz 1920'lerde yapılmış evet. ve o günün şartlarına göre yapılmış bir kanun. Belki bu kanun o gün geçerliydi ama bugün o geçerliliğini tamamen yitirmiş bir kanun. Ve bunu düzeltmek için en ufak bir çaba yapmıyoruz ve göstermiyoruz. Ve samimi söyleyeyim, o yıllarda ve Futbol Federasyonu Başkanımız vardı, Ulvi Yenal Bey, aynı şeyden o da müştekiydi. Diyordu ki, bu beden terbiyesi kanununun bu şartlarıyla Türkiye'de futbolun gelişmesi ve günün koşullarına gelişmesi imkansızdır, günün koşullarına uygun değildir demişti. Evet, daha o zaman. Daha 1948'de evet, evet. ve işte bizim milli takımlara yeni geldiğimiz evet. zaman
aramızda sohbetler olurdu bu nevi. Ve bugün 1979, gene aynı sorun var, aynı şeyin üzüntüsü var. Peki bu değişmez mi? Ama bu bir parlamento sorunudur. Belki yani daha günün bizim değişir. Yani bizim boyumuzu aşan sorun. Aşan bir sorundur. Tabii bizden ancak saptaması oluyor. Evet. Şimdi burada bir başka noktaya geliyoruz zannediyorum. Futbolculuk diye bir olay var. Bizim ülkemizde de diğer birçok ülkelerde de bu iş çok genç yaşta başlıyor. Evet. Bir insanda bir heves olarak beliriyor. Sonra yavaş yavaş bir faaliyet haline, hatta bir tutku haline geliyor. Ve bir meslek oluyor. Bir meslek oluyor mu? Bu tartışılabilir. Fakat bir psikolojisi var futbolcunun. Bu tarafından hiç kimse bahsetmez. Ben buna çok merak etmişim. Geçenlerde bir Fransız dergisinde rastladım. Yanılmıyorsam ya bir piyes yahut da bir roman adıdır. Bunu en iyi sen anlayacaksın. Adı şuydu. Penaltı sırasında kalecinin bunalımı. Evet. Bu son derece güzel bir isim. Orada tabii bunalım diye çevirdim. Aslında langoisse diyor. O daha da başka bir şey o. Aynı zamanda acı da var içerisinde. Hissettikleri. Evet, yani öyle bir şey bu. Bunu ben hep düşünmüşümdür. Sen uzun seneler kalecilik yaptın ve sana kim bilir kaç tane penaltı çekildi. Nedir o andaki durum? Bir kaleci muhakkak ki oyunda olması lazım. Evet. En çok oyunda olduğu zaman da o penaltı çekileceği zaman. Zamandır. İnanır mısınız? Bir yani senin sahnesi bir oyundan uzaklaşmanız penaltı atılırken evet. Anında yani tutmanızı engeller. Engeller. Zaten penaltı kurtarmak bir bakıma şans işidir. Evet. Ve bir futbolcunun daha ziyade ayağına ve kendisine bakmaktansa topa bakmak tercih edilmelidir ve tercih edilir de. Hiç olmazsa kalecinin bu anlarda kurtarma şansı biraz daha artar, daha fazla evet. Olur. Evet. Çünkü oyuncuya bakarsanız, oyuncunun ayağına bakarsanız çeşitli trüklerle kaleciyi aldatabilir. Nitekim oluyor. Evet. Nitekim oluyor. Peki o anda şimdi düşünelim, bazı maçlar vardır. Hani 4-0 galipsinizdir de bir penaltı kazanırlar. Bu önemli değil. Ama 1-0 galipsiniz. Adamlar bir penaltı kazanırlar ve oyunun bitmesine de 3 dakika vardır. O penaltıda kalecini duyar. Bu değişiktir yani. Evet. İnsanlar için o andaki hissettiğini şimdi size söylemem imkansız. Çok zor, çok zor. İmkansız. O anda öyle şeyler insan aklından geçer ki yani bir anda oranın böyle çökeceğini hisseder evet. O penaltı evet. Girerse, kurtarırsa bir bayram yerine dönecektir. Yani bütün bunlar geçer. Yani saliseler gibi tabii, insanın kafasından geçer. Tabii büyük bir tansiyon yaratıyor bu. Evet. Şimdi bir başka bir mesele var ki bunu ben fena sayılmaz bir futbol seyircisiydim. Hep düşünmüşümdür. Penaltı kadar önemli saydığım bir şey daha var. Benim köşe atışım. Sen kornerlerde harika bir kaleciydin. Bu bilinir. Ve gözümün önündedir. Birçok çıkıp top alışların kornerlerde ne kadar emin, güvenli ve hatta zannederim ki Galatasaray müdafası biraz da sana güvenirdi o işte. Kornerinde böyle bir gerilimi olur değil mi? Tabii çünkü bir yerde yani korner atışları da rakip kendi takımına büyük bir avantaj sağlar. Evet. Bir kalecinin çıkıp bu korner atışlarındaki topa hakim olması kendi defansı için büyük bir rahatlık büyük bir güvencedir. Zaten yani bugün futbolda bu yan atışlarda, korner atışlarda ve korner atışlarının yanındaki serbest vuruşlarda evet. Kalecinin rolü çok büyük. Evet. O topu alıp, o topu çıkıp alması lazım. Evet. Ama o topu çıkıp alması lazım derken öyle şuursuz gidip ortalarda dolaşması lazım değil. Zaman ayarını çok iyi ayarlayıp o topa hakim olması lazım. Hiç olmazsa o topa dokunup bozması lazım. Evet. Evet. Ve bugün bir kalecinin muvaffakiyeti zaten bu yan toplarla ölçülüyor. Evet. Avrupa'da olsun, bizde olsun. Yan toplarda başarı gösteren bir kaleci hakikaten iyi bir kaleci i̇yi bir deniyor. Kaleci. Çünkü bizde demiyorum çünkü bizim bugün çok iyi şut atılabilmesi için çim sahalarımız bir tek Atatürk Stadı, bir de Ankara'daki 19 Mayıs stadımız hariç evet. Pek yok. Yahut varsa da evet. Bir iki tane unutmuş evet. Olabilirim. Kusuruma bakmasınlar. Evet. Ama Avrupa'daki her saha bugün şut atmak için elverişli. Tabii onun için o güzel şutları görüyoruz. Hem o güzel şutları görüyoruz hem de kalecilerin o topa müdahale edememeleri evet, imkanı evet, doğuyor. Evet, evet. Bir yerde tabii bu yenecek bir şuttu, yendi deniyor. Ama yan toplar öyle değil. Yan toplarda yapılan hatalar hiçbir zaman affedilmiyor. Evet. Ve o yan topların hatası da
büyük ölçüde golle neticeleniyor. Evet, şimdi burada başka bir şey. Kalecilikten konuşuyoruz madem ki. Ben Cihat'a yetiştim. Cihat'ın kendine göre bir kalecilik anlayışı vardı. Kale çizgisinden pek ayrılmazdı ve reflekslerine güvenirdi. Ondan sonra senin getirdiğin bir kalecilik oldu. Bu daha başka bir kalecilikti. Sen bütün kale sahasında oynuyordun ve 11. oyuncuydun bir yerde de. Bu iki şey arasındaki fark nereden doğdu? Bunu sen nereden çıkardın? Ben Cihat abinin son zamanlarına yetiştim, evet. Ve hatta karşılıklı da oynamak, evet, şerefine nail, evet, oldum. Benim için yani erişilecek şey bir Cihat abinin Cihat abi gibi kaleci oynayabilmektir. Cihat abi hakikaten kalenin içinde oynardı. Belki de onun futbol oyununun en iyi oynadığı devirlerde o tarz kaleci oynamak gerekiyordu. Ve ona bir alışkanlığı vardı. Fakat ben bunu kendi kendime öyle oynadım. Herhangi bir kimseden değil, görmedim. Tabii. Yalnız bir tek bir İngiliz takımı gelmişti. Kalecileri vardı. Kendileri devamlı bir voleybolcu, hatta bir basketbolcu gibi çıkıp ceza sahası içinde topu tutup bir an evvel oyuna sokmak için eliyle atıyordu. Bize söyledikleri gibi topu vurup en uzak yere değil de kendi arkadaşına, kendi takım arkadaşına atıyordu. Bunu maçtan sonra gidip düşünmüştüm okulda. Ve dedim ki bu haklı bu davranışlarında, zira çünkü topu kendi oyuncusuna kazandırmakla insan bir kaleci bir avantaj sağlıyor. Evet. Bir de okulda çok iyi voleybol oynardım ve basketbol oynardım. Ha, tabii. Ve zannediyorum ki bu benim kaleciliğimde mühim rol oynadı. Bir de fiziğimin elverişli olması bana kalecilik mesleğinde büyük yardımcı oldu. Cihat abinin oynadığı devirlerde zannediyorum ki çok şut atılırmış. Cihat abinin bu tarz oyunu da elbette buradan ki geçerli olurmuş. Ama ben ve benden sonraki devirlerde çok şutten ziyade artık sistemler gelişti, değişik oyun planları oldu. Hatta futbol bile bazı basketbol oyunları gibi ezberlenerek sahaya çıkıp uygulanma bir senaryo üzerinde. Evet. Şimdi burada bir şeye geliyoruz sanıyorum. Sistemler oluştu diyorsun. Gerçekten de hep sistemler oldu. Başlangıç senelerinde benim hatırladığım İngilizlerin sistemiydi. Bir de Orta Avrupa sistemiydi. Bu çok konuşulurdu. Sonra harpten sonra Catenaccio sistemi, Latin sistemi, Rusların yaptıkları futbol gibi bir takım sistemler geldi. Bunların üzerine ne diyebilirsin? Bir de neden bir Türk sistemi bir türlü oluşturamadık? Bir de sistemler, siz de biliyorsunuz, bir zorlamadan doğan şeylerdir. Yani evet, bir antrenör takımının başarıya ulaşması için bazı zorlamalar yapmak mecburiyeti, evet, bazı uygulamalar, evet, yapmak mecburiyetindedir ki buna da bir sistem adı konmuş ve bu sistemin geçerliliği tartışılmış, bakılmış ki bu sistemde oynayan takımlar başarıya ulaşmış ve o sistem uyguluyorlar, yaydınlaşmış, evet, yoğunlaşmış. Mesela WM sistemi diye, evet, İngilizlerin ortaya koyduğu WM, evet, sistemi. Ne bileyim, ve İtalyanların dediğiniz gibi ortaya koydu. Hatta meşhur Helenio Herrera'nın ortaya çıkardığı Catenaccio sistemi. Evet. Bunlar zaman zaman geçerliliklerini kaybetmemişlerdir. Ama bu Catenaccio sistemini tabii bakmış ki rakip antrenör bunu ne şekilde ben alt edebilirim, evet, diyerek başka ona karşısında başka bir sistem geliştirmiş. Ama bu sistemler bu son zamanımızda çok değişti. Bu katı sistemlerin, evet, kalıpları içinde artık futbol takımları pek kalmıyor. Kalamıyor. Kalan takımlarda modern futbol oynamıyor diyoruz. Deniyor, evet, evet. Çünkü şimdi basketbol gibi oynanıyor. Evet, değişen, bunu, evet, artık değişebilmesini, evet, bilen takımlarda, evet, bugün modern, evet, futbol oynuyorlar. Anladım. Bir de şunun üzerinde durmak mümkündür zannediyorum. Bu futbolculuk zor ve tehlikeli bir meslektir. Sık sık sakatlanılır. Ve bu laf da çok edilir. Şu kadar sakatımız var, bu kadar yaralımız var diye. Ben senin o sakatlandığın önemli maçta sahadaydım. O sahadaki çığlığın hala kulağımdadır. Felaket bir şeydi. Senin gibi güçlü, kuvvetli bir delikanlının o zor durumda o çığlıkla yere düşüşü hala gözlerimin önünde. Ve zannediyorum ki epeyce bir zamanda bunu çektin sen sonra onu. Evet. O derdi çektin. Daha başka da sakatlandım birkaç defa daha. Bir de kolum kırıldı. Evet, kolum kırılmıştı. Peki futbolcunun bu riskli hayatı içerisinde futbolculuk mesleğinin güvencesi var mıdır?
Bugün için de tamamen yok denecek kadardır. Bunun misallerini çok gördük. Evet. Ben de mesela uzun süre futbol oynadığım için evet. 3-4 defa çok ağır sakatlıklar geçirdim. Tabii insan sakatlandığı zaman geçerliliğini, kıymetini kaybediyor. Tabii belirli bir süre. Bir yerde futbolcu da bir artist. Evet, artist tabii. Nasıl yaşlandığı zaman tabii. Yahut rolünü yapamayacak kıvama geldiği zaman yalnız seyircileri tarafından değil, yöneticileri tarafından da kenara itiliyorsa tıpkı futbolcular da öyle oluyor tabii. Ama bu bir yerde tabii futbolculara yakınlık meselesinden de ortaya çıkıyor. Bir futbolcu futbol oynadığı zaman da şimdi tekrar edeyim eğer akıllıysa bu profesyonel ortamda bütün bunları düşünerekten oynayamayacağı sakatlıklarını ve futbolunun kendini bırakacağını düşünerek profesyonel hayatını çok iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa'da demiyorum çünkü Avrupa'da bir profesyonel futbolcunun büyük güvencesi var. Ama maalesef bizde bu güvence bugün için yok. Sadece futbolcu kendi yaşamını futbolu bıraktıktan sonra kendisi devam ettirmek mecburiyetinde yahut da geçerli bir futbolcuysa, kulübüne büyük hizmetleri varsa hakikaten bugün taraftarı ve idarecisi onu son gününde bırakmıyor, ona bir jübile maçı yapıyor ve onun son uğurlarken bundan sonraki hayatında hiç olmazsa bir maddi olanaklar içinde yaşaması için anlıyorum. Ona bir bazı imkanlar tanıyor. Anlıyorum. Ama bu tabii diyeceksiniz ki büyük profesyonel futbolcular içinde Türkiye'de kaç kişiye nasip oluyor? Tabii ki bu oran yok denecek kadar düşük. Yani bugün gerçek şu, Türkiye'de bir profesyonel futbolcunun sakatlandıktan sonra yahut futbolu bıraktıktan sonra güvencesi sadece ve sadece futbol oynarken arttırdığı transfer ücreti ve maaşıdır. O kadar. Evet. Peki bir de tesisler meselemiz var. Evet. Futbol tesislerinin yetersiz olduğunu genel olarak konuşuyoruz. Bir de galiba bunun yapılan futbol tesislerinde yeteri kadar ilgilenilmediği tarafı var. Evet. Bu konuda neler söyleyebilirsin bana? Bugün Türkiye'de futbol tesisi, onu şöyle genelleştirelim, spor tesisi bence hem var hem yok. Müsabaka yapmak için bizde spor tesisimiz var. Fakat antrenman yapmak için, o müsabakaya hazırlanmak için bizde tesis yok. Biraz evvel de söyledim, en büyük kulüplerimizin bugün antrenman yapacak sahaları yok. Bugün şehir takımlarımızın bir müsabaka yapacak sahaları vardır. Ama antrenman yapacak sahaları yoktur. Ve antrenman yapmak için, o stada girebilmek için çeşitli yerlerden izin almaları lazımdır. Pek çok problemlerle karşılaşılır. Hatta çok iyi hatırlıyorum, geçen yıl şampiyon olan Trabzonspor'un antrenörü dedi ki biz şampiyon olduk ama asfalt yolda bu sefer hazırlandık.